Günaydın çocuklar. Bugünkü dersimizin adı ailem. Neymiş dersimizin adı? Ailem. Ön hazırlık çalışmamız ne olsun? Ailenize ihtiyaç duymanızın nedenleri nelerdir? Hadi bakalım. Ailemize ihtiyaç duymamızın nedenleri nelerdir? Bu konuyla ilgili bir ödev hazırlıyorsunuz. Tamam mı çocuklar? Hadi bakalım. Gelelim konumuza. Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir. Neymiş çekirdek ailemiz? Anne, baba ve çocuklardan oluşan aileye çekirdek aile denir. Bu bireylere büyük baba, büyük anne eklenirse geniş aile oluyor. Büyük şehirlerde çekirdek aile yaygınken köy ve mezra tipi küçük yerleşim yerlerinde geniş aile yaygındır. Toplumumuzda aile bağları çok güçlüdür çocuklar. Her birey sorumluluk alarak evin işlerini paylaşır, çocuklar ev işlerinde anneye yardım eder. Ne yapıyormuş çocuklar? Ev işlerinde anneye yardım ediyormuş, değil mi? Evin babası işten yorgun döndüğünde yorgunluğunu evde atar. Kötü günlerde karşılıklı anlayış ve hoşgörüyle dertler, sıkıntılar paylaşılır. Özel günlerde sünnet, doğum günü gibi, dini bayramlar gibi güzel günlerde sevinçler paylaşılır. Değil mi çocuklar? Siz de bayramlarda mutlu oluyorsunuz değil mi? Özel günlerde hepimiz mutlu oluruz. Güzel günlerde sevinçler paylaşılır. Küçükler büyüklerine saygılı davranır. Anne ve baba da çocuklarına sevgi gösterir. İyi ahlaklı, dürüst, paylaşımcı, dayanışma içerisinde olan ve sorumluluk sahibi çocukların yetişmesi için aile bağlarının güçlü olması gerekir. Hepimizin aile bağları güçlü, öyle değil mi çocuklar? Okulda, evde veya arkadaş çevremde yaşadığım sorunları ailemizle ne yapıyoruz? Paylaşıyoruz. Çünkü onlar bizim için çok değerlidir. Öyle değil mi? Ailemle iletişim kurma şeklim, arkadaşlarımla veya öğretmenimle kurduğum iletişim şeklinden farklıdır. Sizce de öyle değil mi? Hadi bakalım çocuklar. Ailemizi tanıdığımıza göre bugünkü konumuz burada bitsin. Hepinize mışıl mışıl uykular diliyor Masal ablanız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın, kendinize iyi bakın, oldu mu? Hadi bakalım.